Belki buna da değinmek isterseniz, ayrıca yine de bana göre işler iyi gidiyor diyor Cem Küçük. Sizce de öyle mi? Şimdi keşke Cem'in bunları inanarak ki vatandaşların fakirleştiğini söylüyor. Yani o zaten işin öznesi o ya. Vatandaş fakirleşiyor ama işler iyi gidiyor. Yani altı boş. Şimdi fakirleşme mi, zenginleşme mi? Cem Bey söyledi. 1 milyonluk daire 5 milyon olmuşsa aynı daire maddi olarak, TL olarak arttı. Zenginleşiyoruz. Ya buna kargalar güler derler Anadolu'da ya. Ya vatandaş mutfağını çeviremiyor, tenceresini kaynatamıyor. Zenginleşiyoruz. İşte vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. Şimdi yine söyledi Cem Bey. Bir ara 12.500 dolarlara çıktı kişi başı gelir. Şimdi 9.500 daha da aşağıdaydı. Nasıl zenginleşiyoruz? Biz orada terörle mücadele ettik. Suriye'de operasyonlar yaptık. Biz terörle 40 senedir mücadele ediyoruz. Belki bu kadar da Türkiye'ye... 40 senedir mücadele ediyoruz. Yani Ukrayna savaşta enflasyonu bizden düşük. Yani... Biz bağımsız bir dış politika izlemeseydik ekonomi daha iyi olurdu. Cumhuriyet hep bağımsız. Yapmaya mecburduk. O zaman sıcak para yağardı. Cumhuriyet hep dış politikada bağımsızdır. 100 yıldır biz bağımsız. Ki en somut örneği de 74 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Yani o manada değil ama. Her şeye rağmen biz o harekatı, o zor harekatı yaptık. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini dışa bağımlı olmakla suçlayanlar bana göre vatanına ihanet ediyor, siyasetçilerine ihanet ediyor, insanlarına ihanet ediyor. Öyle bir şey yok. Bütün siyasetçiler vatanseverdir, milletin faydasını düşünür ama kapasitesi oranında ülkeyi iyi yönetir veya kötü yönetir. Veya sistem, hep 2018'e vurgu yapıyoruz. Niye 2018? Evet. Sistem değişti. Yani siz de belli bir döneme kadar AK Parti'nin ekonomiyi iyi yönettiğini düşünüyor musunuz? 2018 öncesi ekonomi bir numaralı konu değildi ki. Fakirlik, pahalılık bir numaralı konu değildi ki. Biz terörü konuşuyorduk, başka konuları konuşuyorduk, FETÖ'yü konuşuyorduk, PKK'yı konuşuyorduk. Şimdi ekonomiyi konuşalım. Son 4 yıldır, 5 yıldır konuşuyoruz. İyi gidiyor da mı konuşuyoruz? Yok, herkes burada vicdan olan bir kişi Türkiye'de ekonomi iyi gidiyor, vatandaş zenginleşiyor derse ben şapkamı alır giderim ya. Öyle diyecek bir baba yiğit var mı burada? Vatandaş zenginleşiyor. İşte demin söyledi, %60'a çıkmış fakirleşme oranı ya. Ülkenin %60'ı fakir sınıfına girmiş. İşte asgari ücret konuşuyoruz. %38 diyor, %40. Yani %40 asgari ücret alıyorsa bu ülkede nasıl zenginleşiyoruz kardeşim ya? Sen devletin bakanısın yani. Bakanım. Nasıl zenginleşiyoruz? Şimdi sonuçta borçlar artıyor, iflaslar artıyor. Vatandaş evine, çocuğuna yiyecek götürmekte zorlanıyor. Yani tabii teşbih tahta olmaz. Biz hem OYAK'tan maaş alıyoruz hem emekli milletvekiliyiz. Yani bir sene önce rahat harcıyorken şimdi hesap yapıyoruz kardeşim. Aşağıdaki asgari ücretli ne yapsın ya? Ben yerine, kendimi onun yerine koyuyorum. Vallahi uykularım kaçıyor. Ondan sonra da seçimi kazanacağız. Bunu çözemediğin sürece seçimi kazanamazsın. 10 bin lira da versen kazanamazsın. Çünkü enflasyon %85. AK Parti'nin oyu. %84. Bir cebine koyuyorsun, öbür cebinden 3 ayda gidiyor. Yani sorun enflasyon. Sorun gelirini arttırmak değil ki. Cem Küçük'ün bahsettiği anket gerçeği yansıtmıyor mu size göre anketler? Yani hala iktidarın yine de %36'larda, %35'lerde. Bir kere anketlerde şu hata yapılıyor. Kendi iradesini ortaya koymayan, yani tarafsız olan, kararsız olan seçmenin iktidara gitme şansı yok. Bu ekonomik şartlarda. Onları muhalefete dağıtacaksınız. Dağıtınca çıkıyor %35'e, %36'ya. Dağıtmayınca %28'lerde, %29'larda. Yok. Yani bu ortamda vatandaşa soruyorsun hangi partiye oy vereceksin? İktidara oy verecekler, göğsünü gere gere söylüyor. Mustafa Şen'e göre 42 AK Parti. Çünkü çocuğu işe girmeyecek. Yani sorunları var, şeyleri var. Ama muhalefete oy verecek adam gizliyor, gizlemek zorunda kalıyor. Her gün 3-5 kişi bizi arıyor. Yani çocuğumuz işe girecek, partiden istifa edelim. Üyelikten istifa edin diyoruz yani. Çünkü hayat memet meselesi. Oyunuzu verin ama üye olmayın diyoruz. İşe girmek için parti kimliğinden uzaklaşmak evet, mı istiyorlar? Evet, çünkü sosyal medyası var, devletin imkanları var. Küt diye hangi partiden olduğunu ortaya koyuyor, seni işe almıyor. Mülakat var, en büyük sorun. Dolayısıyla baskı altında olan, yani 20 yıllık bir iktidarın yarattığı bir sonuç bu. Baskı altında olan vatandaş sandıktaki iradesini rahat olarak
ifade etmiyor anketlerde. Şimdi zenginleşenler belli yani. Belki bu açıklamayı yapanlar da zenginleşiyor. Yani taş çatlasa %10'luk bir kesim zenginleşiyor. Yani iktidara yakın olan, ihaleleri alan, işte faiz gelirleriyle parasına para katan bir kesim zenginleşiyor. Yani ne yapar? %10, 8,5, 10 milyon kişi zenginleşiyor ama 75 milyon kişi fakirleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'de seçmenin oyu eşit olduğuna göre fakirleşen kesimde, enflasyonun altında ezilen kesimde seçimde sandıkta iradesini gösterecek. Şimdi diğer bir konu sendikalar, sendikalaşma. Yani 20 yıl önceki dönemi eleştirebiliriz, belediyeleri eleştirebiliriz. Hı hı. Zaten mecliste bir karar çıksa sendikalaşmanın teşvikiyle ilgili belediyeler ona oymak zorunda. Yani yerel yönetimlerin yasayla ilgili bir şeyi yok, etkinliği yok. O açıdan eğer bu konuda sendikalaşmada Türkiye geri gidiyorsa bu 20 yılın faturasını hükümet vermek zorunda yani. Şimdi emeğin örgütlenmesi, güçlenmesi yani bir noktada seçmenin güçlenmesi değil mi yani? İktidar bundan niye kaçıyor? Demek ki işte %10'luk zengini oynuyor. Yani işveren oynuyor. İş adamını oynuyor. Zenginin yanında yer alıyor. Zenginin yerinde yer alırsan sonuçta bedelini sandıkta ödersin. Çünkü seçmenin çoğunluğu iş adamı değil ki. İşte seçim kampanyası. EYT'si, asgari ücreti falan işte onlarla onlar. Başka bir yöne yöneldi. Yöneldi ki, ama enflasyon gidiyor. Arkasından yetişmeye çalışıyoruz. Yetişemeyiz ki. Çözüm değil yani. Bir cebine koyuyoruz, öbür cebinde yine devlet vergilerle, ÖTV'lerle, KDV'lerle alıyor. Vatandaş alıyor. Bankalar %400 kazanıyor. Vatandaş fakirleşiyor. Ve ihracat, şimdi yeni ekonomi modeli, üretim, ihracat, ihracat fazlalığı, istihdam yaratmak falan, bunlar ekonomik olarak doğru terimler. 20 yıldır niye bunlar yapmadık ki? Şimdi konut seferberliği, doğru ihtiyaç var. Kiralar, konut fiyatları 3-5 kat artmadan önce, yani 3 yıl önce niye bu kuralları çekmedik? Bu krizi niye yaşadık? CHP mi yönetiyordu bu TOKİ'yi? 1 milyon 170 şimdi, bin konut yapıldı yani, zaten. Şimdi hayal satıyorsunuz. Daha ya ortada bir şey yok. Kura yapılan, çekiyoruz. Yapılan. Kural çekiyoruz. İnşallah. Öncesileri diyor. Hocam diyorum ki bunları 20 yılda bunları 2018'de yapsaydık da TOKİ. 2018'de yapsaydık işte. Da şimdi 2022'de vatandaş evine gidip oh bu iktidar bana ev sahibi yaptı. Ben de gönül rahatlığıyla tamam. Bu iktidara oyumu vereyim deseydi. 1 milyon 170 bin yani, diyorum ya hocam. O sizin algılarınız. Siz diyorsunuz ya algı yapmayın diye. Yok ben rakamları TOKİ'den söylüyorum. İhracat, ithalat. Gazetelerden yani, okumuyorum. Deniyor ki enerji. Ya enerji de eğer Türk Cumhuriyetleri var, Azerbaycan var, yanımızda İran var, güneyimiz enerji kaynağı. Enerji adasının ortasında duruyoruz. Hala enerjiye bu kadar bağımlıysak, hala dış ticaret açığımızın ana konusu enerjiyse bu da yönetim eksikliğidir. Yanlış önceliklenmedir. Şimdi bu konularda devlete ışık tutacak, duvarın arkasını görecek bir devlet planlama teşkilatını kapatırsanız, devletin gözlerini kör ederseniz gelir duvara torçlarsınız kardeşim, öyle oluyor. Devletin en büyük kurumu planlama için 10 yılı 20 yılı planlayan bir kurumu kapatıyorsunuz. Kime hizmet ya? Herhalde Amerika veya emperyalistler istedi burayı kapatın diye. Çünkü söz geçiremiyorlar. Diyor, Türk Silahlı Kuvvetleri milli ve yerliydi, vurdular kumpas davalarla. Türkiye'de milli yerli hangi kurum varsa hepsini kapattırdılar. Hepsinin etkisiz hale getirdiler. Kim getirdi? Dış güçler. Esas dış güçlerin fonksiyonu burada. Yani biz bunu söylerken hedef olduk, mağdur olduk yani. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapatan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işte darbeci filan diyerek içine FETÖ'yü sokup itibarsız hale getiren, milli güç unsurlarını zayıflatan, şu an en zayıf noktamız milli güç unsurları ekonomi. Böyle inciniyoruz yani, nereden ne gelecek işte, dış güçler ne diyecek diye korkuyoruz. 5 milyar dolara ihtiyacımız var yani. Çünkü doları tutamıyoruz. Enflasyon patladı. Seçime gidiyoruz. O zaman ekonomi niye Türkiye'nin en zayıf milli güç unsuru haline geldi? Bunun sorumlusu muhalefet mi? Sonuçta Türkiye fakirleşiyor.
belki 10 milyon kişi zenginleşiyor ama 75 milyon kişi evet. fakirleşiyor. Ve bunun sonucunu da en büyük halk oylaması, en büyük anket seçimlerde göreceğiz. Diyorsunuz. Sandıkta.